Arkadaşlar hoş geldiniz. Herkese iyi çalışmalar. Çap yayınlarından güzel bir parabol sorusunu sizler için çözmeye çalışalım. Demiş ki fx eşittir ax kare artı bx artı c fonksiyonu için f 10 eşittir f12 olduğuna göre b artı 2a eşittir 0. f2 küçüktür f3 eşittir f 1 a kare artı ab artı ac küçüktür 0 ifadelerinden hangileri daima doğrudur? Arkadaşlar parabol ikinci dereceden denklem f-10 eşittir f12 bize ne anlatıyor? grafik çizerek anlatmak istiyorum. Aslında grafik çizmeden de görebiliriz fakat buraya temsili bir grafik çiziyorum. Yani burada verilen denklemin değil tamamen temsili bir grafik çiziyorum arkadaşlar. Şimdi bu grafikte şurada x yerine eksi 10 yazdığım zaman eksi 10'un görüntüsü nedir? f eksi 10'dur. Öyle değil mi? x yerine 12 yazdığım zaman 12'nin görüntüsü nedir? f 12'dir. Bu iki görüntü birbirine eşit olarak verilmiş. Burada verilen bilgiden bağımsız bir şey söylemek istiyorum. Parabolde x eksenini kesen noktalar x1 ve x2 olduğu zaman biz parabolün tepe noktasının r'sini x1 artı x2 bölü 2 olarak buluyorduk. Aynı durum burada da geçerlidir. Parabolde farklı iki noktanın görüntüsü aynı ise arkadaşlar parabolün tepe noktasının apsisi bu iki noktanın toplamının yarısıdır. Yani eksi 10 artı 12 bölü 2'den 2 bölü 2'den 1'dir. Parabolün apsisi r'si 1'miş. Denkleme geri dönersek r'yi eksi b bölü 2a'dan buluyorduk. Eksi b bölü 2a eşittir 1 ise Eksi b eşittir 2a olur. Eksi b'yi karşı atarsak 2a artı b eşittir 0 olur. Yani birinci öncül her zaman doğrudur. İkinci öncüle gelirsek f2 küçüktür f3 eşittir f-1 demiş. f3 eşittir f-1 olduğunu gösterebiliriz. Hemen gösterebiliriz. Parabolün tepe noktasının apsis değeri 1. Buradan eşit uzaklaştığımız zaman oluşacak noktaların görüntüleri aynıdır. Şimdi f3 olabilmesi için 2 birim sağa giderim. 2 birim sağa gittiğim zaman şuraya 2 birim sağa gittiğim zaman Buranın apsisi 3 olur ve 3'ün görüntüsü de f3'tür. E 1 noktasından da 2 birim sola gidersem 0, eksi 1 olur. Eksi 1'in görüntüsü de f eksi 1 olur. Demek ki arkadaşlar gerçekten de f3 eşittir f 1'dir. Fakat f2 f3'ten küçük mü? Burası önemli arkadaşlar. f2'nin f3'ten küçük olduğu durum da vardır. Büyük olduğu durum da vardır. Bu tamamen buradaki a'nın işaretiyle alakalıdır. Eğer a pozitif olursa kollar yukarı doğru olur. Bakın şurada anlatmak istiyorum. Şurada dediğim nerede? Şuradaki boşlukta. Şimdi A sıfırdan büyük olsa kollar yukarı doğru olur. Bakın şöyle bir grafik çizersek bizim apsis değerimiz 1'di. Parabolün tepe noktasının apsis değeri 1'di. F2'yi bulabilmek için x yerine 2 yazmamız lazım. Bakın 2'nin görüntüsü negatif. 3'ü de şurada alırsak 3'ün görüntüsü pozitif olduğu için gerçekten de f 2 f küçük gelir. Demek ki A sıfırdan büyük iken arkadaşlar f 2 f 3ten küçüktür. Ama A sıfırdan küçük olursa kollar aşağı doğru olur. Bakın şurada sağ yukarıya bakın. Şöyle kollar aşağı doğru olur arkadaşlar. Şuraya 1 yazdım. Bakın 2'nin görüntüsü şuradayken 3'ün görüntüsü şurada olur. F2, F3'ten büyük olur. Yani A sıfırdan küçük iken arkadaşlar F2, F3'ten küçük olmaz. Demek ki ikinci öncül her zaman doğru değildir. Üçüncü öncüle gelirsek A kare artı AB artı AC küçüktür sıfır demiş. Burada A parantezini alırsak şuraya yazıyorum. A parantezinde A artı B artı C küçüktür sıfır olur. Bakın buradaki bu çarpımı sıfırdan küçük olup olmadığını bilmiyoruz. Çünkü biz A, A artı B artı C'nin işaretlerini bilmiyoruz. A, B, C hakkında hiçbir fikrimiz yok. Dolayısıyla üçüncü öncül için hiçbir şey söyleyemeyiz. Bizim doğru cevabımız yalnız birdir. Adana şıkkıdır. Umarım açıklayıcı ve faydalı olmuştur arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.